iki ödül aldım o dönem. Sittin seni. Sittin seni hayale daldığım albümün içindeydi ama onun öncesinde Sittin seni tekli olarak vermiştik. Yani single olarak verdik. Ne ödülü? Girdik mi biz? En iyi. Kayıttaymışız. Kayıttaymışız. Sorun olur mu senin? Direkt ödüllerini anlatarak başladı. Altın Kelebek yok mu hocam? Altın Kelebek'te performans yaptım. Hmm. Sittin seneyi okumuştum. Altın Kelebek'e çıkan okumak var mı ya? Benim. Rap'te de okumak mı deniyor? Okuyorsun. Evet. Hayır, çok daha böyle şey ya, okumak. Böyle Türk sanat müziği falan gibi. Rap yapmak. Raplemek. Asıl okumak raptir yani. 32 satır söz. Doğru, evet. Ritmin üstüne okuyorsun. O zaman hoş geldin kamufle. Hoş bulduk. Abi çok teşekkür ederim ya. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok heyecanlıyım çünkü deli gibi dinliyorum. Bayağı uzun zamandır yani, bu şimdi baktım notlarıma, bu senenin bir 4-5 ay öncesinde başlamışım seninle ilgili notlar almaya. Ben bu insanı alacağım demişim. Vallahi bence yani böyle kaynatmayı istediğim insanlardan birisin işte. Teşekkür ederim. Kaynatacağız. Çok iyi insanlarsınız gibi görünüyor. Yani bakalım. İyi insan numarası yapıyorum. Bazen gerekli. Ben de bazen kötü insan numarası yapıyorum. Becerebiliyor muyum? Oluyor mu? Sen de fazla iyi insan tipi var, evet, ya. Evet, başımın belasıdır o yani. Vallahi. Evet abi. Niye? Neden bela oluyor? Bilmiyorum. Çünkü o rapçi gangsterlığı değil de hani sende böyle bir abi ben insanım. Öncelikle insanım, evet, gibi bir duruş var. İnsan kıramıyorum. Mesela bir olay bana zarar verecek ya da beni sinirlendirecekse çaktırmadan uzuyorum. Yani kayboluyorum o muhabbetten ya da o ortamdan. Patlamıyor musun? Çok nadir. Ama patlamıyorum. Sonra onun patlaması bir şarkıyla geliyor mu peki? Evet. Abi o çok kıskanıyorum onu ya. Yani çatışmak yerine ya da böyle işte milletin ağız kokusunu çekmek yerine onu böyle biriktirip mikrofon başında dışa dökmek daha güzel oluyor. Yani rapteki bu kıskandığım şey bu. Hani mesela Lolo beni o açıdan çok gaza getirmişti. Hani böyle sosyal medyaya atılmış bir diss. Sonra Allah'ından bulla daha da büyüdü o, tabii, böyle. Tabii. Hani ben artık size ne diyeyim falan. Yani bir şeye dolup belki tehlikesi de burada. Bilmiyorum. Çünkü çok güncel ve hayat görüşünü bir anda yansıttığım bir şey. Mesela şimdi 8 yıl önce falan baktığında hayat görüşlerin biraz utanç veriyor mu? Çünkü her şey orada. Yani. Tabii ama o utancı da yani mesela şu yaşında kabul ediyorum. Hani güzel, yani mesela anlatım hataları olabiliyor. Bazen çok fevri oluyorsun. Bazen cinsiyetçi olabiliyorsun. Evet. Atıyorum 10-15 yıl önce. 10-15 yıl önce cinsiyetçilik diye bir şey yoktu çünkü. Yani, aklımıza gelen, evet, her şeyi söylüyorduk. İçinden geçiyordun. Ama o şimdi dönüp baktığında geçmişe tecrübedir diyorum. Karşına çıkmıyor mu bu günümüz politik doğrucunda Twitter'da abi kamuflede bunu demiş yani şey yapmayın. Daha o kadar popülerite sahibi değilim. O yani daha lokal bir adam olduğum için yırtıyorum ama araştırsalar neler çıkar kim bilir. Yani çünkü böyle mesela konser çıkışlarında atılan akapellalar, küfürleşmeler, kavgalar, dövüşler o zaman oluyordu. Çünkü çok underground'tı rap ortamı. Zaten bir avuç insandık. Herkes birbirini böyle kendini kabul etmek için birbiriyle sürekli çatışma halindeydi. Şimdi daha da boyut atlamış bir durumda, evet, ama şimdi bir de popülerleşti o çatışma, evet, da popülerleşti. O zamanki şey daha tatlı ve daha samimiydi. O yüzden pişmanlık duymuyorum o hatalarımdan. Ya bu arada hatan var gibi bir yerden de söylemedim. Var mı? Yok, var yani. Vardır yani, mutlaka vardır. Ama olabildiğince o zamanlardan beri yine hep kontrollü olmaya özen gösterirdim. Yani şeyi takip edebildiğin çok başka bir sanat türü var mı bilmiyorum. Yani gündemi takip edebiliyorsun mesela. Evet. O çok mükemmel bir şey. Ben çünkü bir film yaptığımda mesela bir yıl sonra çıkıyor. Hı-hı. Hani şu anda kafama taktığım bazı şeyleri vizyona girdiğinde ben de hatırlamıyorum. Biz burada neye laf sokmuştuk acaba? Bir şey sinirlenmiştik ama falan diyorum. Ama sen mesela o güncellik nasıl bir hızla üretilebiliyor? Yani bir şarkı abi ben artık patlayacağım deyip girebiliyor musun? Hemen çıkarabiliyor musun? Şöyle aslında ben albüm yapan kültürden geldiğim için, evet, aslında sinema filmi gibi oluyor bizim de albümler. Mesela bir Hayale Daldığım albümü 2-2,5 yıl sürmüştü yapım aşaması. Yani Hayale Daldığım albümü çıktığında çok iyi albüm ya bu. Hayale Daldığım şarkısı 2 yıl önce yapılmıştı ya da Halim Yok şarkısı. Mesela, peki hiç çıkarmamış mıydın ortaya? Yok, o albüm sürecinde yani sahnede mahnede?
Yok, albüm çıkana kadar söylemiyorsun. Tabii saklıyorsun, bu diyorsun albümün şarkısı. Albüm için odaklanıyorsun, bir konsept, bir hikaye belirliyorsun kafanda. Atıyorum 12 şarkı mı? 12 şarkıda 2-2,5 yılda en iyi aranje, en iyi sound, işte canlı enstrümanlar, güzel bir mix mastering, iyi bir kayıt stüdyosu falan. O 2,5 yılda çıktığında ya ben niye bu şarkıyı yapmıştım falan oluyorsun yani. Ama şu anda hala böyle mi üretim yapıyorsun? Artık öyle bir yapan kalmadı gibi. Herkes her hafta şarkı atıyor. İşte en son 19 T'yi çıkardım. Evet. Ama yeni albüm çıkardın. Tabii yani. 4'e bölerek çıkardın. Aynen 4'e böldüm. O da 2 yıl sürdü. Yani 2017, 2018'de adam gibi start verdim. 2020'de çıktı albüm. Şimdi 2021'deyiz ama albüm çıktığında korona başladığı için albümün kaymağını yiyemedim. Hala kimse yiyemedi ya. Kimse yiyemedi. Ama çok üzücü lan. Evet. Bomboş ve sürçülisan. Deli gibi yani repeat'i alıp dinlediğim şarkı. Mesela sürçülisan da öyle duyulmuyor. Şimdi 2 yıl dedin ya, sürçülisan şey gibi duyuluyor. Abi ben patlayacağım ya. Yani beni bir tutmayın demişsin gibi duyuluyor. Tabii tabii. Kinini kusacağım. Evet ama sanki hani dün kaydettim, alın lan şunu falan gibi. Yani gibi. O samimiyet mi diyeyim neyse, o o öfke havayı veriyorsa güzel. Veriyor güzel bana, hayvan şey. Gibi veriyor. Hayvan güzel bir şey. Yani öfke demişken tabii ki şeydeki öfke değil. FF Love'la olan. Freestyle kapışması. O ne abi? Ya oraya çık bak, onu bir anlatsana. Arena gibi orası ya. Yani Freestyle King'in ilki 2007'de yapılmıştı. 2007'yi Dapoet kazanmıştı. Ben ona katılamamıştım. Daha o kadar tanınan bir rapçi değildim. Yani kendi semtimde, Ümraniye'de, Kayış Dağı tarafında tanınan bir, bilinen bir rapçiydim. Ama 2007'deki o ilk Freestyle King'de işte Cashflow'lar, Dapoet'ler, evet, herkes var. Patronlar, Indigo'lar, herkes vardı. Orada izleyiciydim yani. Sonra dedim ya benim buna katılmam lazım, acilen kendimi kabul ettirmem lazım deyip Freestyle King 2'ye şey katıldım. Neydi? Diğeri neydi o seneki? FF Flow, bir de bir kapışman daha var. Onu da seyirciyle de kavga ediyorsun. Rap bu değil falan diyorsun seyirciye. Necip Mahfuz'la. Necip Mahfuz yani. O da şimdi gazeteci oldu böyle. Almanya, Türkiye git gel yapıyor. Ya orada böyle bir manipülasyon içinde manipülasyon, seyirciye sinirlenme. Tabii tabii. Gerçek değil mi onlar? Tabii ki gerçek. Şey işte. Çok zevkli abi. Sen taraftarlarını getirmişsin buraya evet, falan evet. Böyle. Gerçek rap bu değil. Neden alkışlarınızı biliyorum falan. Abi mükemmel. Benim için o kaos. Yani bunu keşke benim de mesleğimde iki yönetmen çıksak böyle karşılıklı. Ve sahnelerimizi izlesin. Nuri Bilge. Nuri Bilge. Gerçek film. Nuri Bilge ile freestyle'a çıkamam ya. Çok pis alır o coolluğuyla. Ben stres yaparım. Ben de mesela hep böyle çeyrek final, yarı final hep kaybettim. Hep stresten. Vallahi. Böyle o sahne anında ya, bir de her zaman karşında 2000 kişi bulamıyorsun ya o zamanlarda. Doğru. Önünde 2000 kişi var ve senden vurucu bir cümle bekliyorlar. Ve kapak bekliyorlar ya. Doğaçlama bir kapak bekliyorlar senden. Hani beynini çok iyi kontrol etmen lazım o anda. Mesela bir ev ortamında olsa ben bir saat, iki saat freestyle yaparım doğaçlama. Hadi ya. Yani hiç durmadan yaparsın. Ama karşında 2000-2500 kişi var, bir rakip var karşında. Bazen o senin arkadaşın olabiliyor bu arada. Yani ya o çok tuhaf. Mesela UFC gibi şey oluyor ya, başta birbirimize geliyorsunuz böyle hareketler yapıyorsun falan. DJ's. Böyle duruyor falan bir şey. Abi o his inanılmaz. Bir kere de gittim izledim. Yani şey oldum ya. Biri burada dayak yiyecek birazdan. Umarım ben olmam gibi korkuya kapıldım. İşte hani şiddet yerine evet, lirikalite savaşıyor. Çok iyi. Zaten hip hop kültürünün en güzel olayı yani. Şiddete dönüştü oluyor mu hiç? Bazı kendini bilmezler yapıyor. Ama şey, çok nadirdir ya. Bu son zamanlarda çok oluyor ama şiddet. O zamanlar şiddet olmuyordu. Gerçekten bir derdin varsa mikrofon başına geçip ya da karşı karşıya gelip freestyle yapıp onu kimin üstünlük sağladığını belli ediyordun. Şimdi öyle değil. Ya tweet atılıyor ya da işte diss atılıyor. Diss'i yediremeyen kişi bir yerde bir adamı kıstırıyor. Dövdürüyor filan. Dövdürüyor, dövüyor. Çok güzel her bir dünya. Her şey olabiliyor yani gerçekten. Ya da ne bileyim böyle bir kirli çamaşırını ortaya çıkarıyor, utandırıyor. Ama müzik yapmak tamamen artık arka planda yani. İşte tweet atayım. Artık dediğim bu Türkiye için mi? Yoksa dünyadaki rap
müzikten gördüklerimizle ilerliyoruz herhalde burada. Yani mecburen. Valla dünya, Amerika'da da öyle. Ama mesela şu an işte Eminem bir tane albüm yaptı. Böyle Amerika'daki her rapçinin 7 silsilesine girdi. Girdi. Çok yani, şey mi? Murder neydi? Aynen. By Numbers. Aynen aynen o albüm. Yok, bu son çıkardı böyle, evet. Kapağından Step kan, dedin oldu. Kanlar böyle dökülüyor böyle, evet, öyle, evet. Bir kapak. Böyle herkesin içinden geçiyor adam. Burada ama yani ya lirikalite çok eksik oluyor bir noktada. Çünkü hep belli bir konunun içerisinde son zamanlarda rapçiler dönüp duruyor. Ne o? Para? Para, şan, şöhret, işte kadınlar. İşte eskiden böyleydi, bak şimdi böyle. Yani ama bana eskiden öyleydi, şimdi böyle deme. Eskiden neden öyleydi, bana onu anlat, ben bir duygulanayım, feyz alayım. Ya da şimdi ne, neden böyle olduğunu... Ne, bu nostalji sevicilik üzerinden mi gidiyor? Yani nostalji sevicilikten ziyade birazcık gövde gösterisi yapmak aslında. Biz vardık o zaman. Biz vardık. O zaman fakirdik, şimdi varız, zenginiz artık. Ve bütün kolyeler, paralar bizde. Biz de böyle şey yapıyoruz işte. Hani çocukken böyle halının desenine dalar giderdin. Biz de onu yazıyoruz hala işte. Ama senin o kafan çok güzel. Yani gerçekten şey, böyle bir gerçekçi şiir okuyormuşsun hissi çok var. Yani günümüzden, hayatımızdan, hayatımızdaki çok ufak sorunlardan bahsediyor olman benim acayip hoşuma gidiyor. Gerçekten... Böyle tatlı bir öykü kitabı okuyormuşum gibi hissediyorum. Of, çok iyi. Sağ ol. Yani hep vermek istediğim de aslında o. Yani hikaye anlatmak. Hikaye anlatmak. Ne bileyim işte, ben de çocukluğuyla yaşayan bir adamım, sen de öylesin. Hep böyle çocukluğumdaki küçük doneleri bugünkü aklımla daha da böyle hem dünya ahvaline, bugünkü dünya ahvaline hem de çocukluğuma böyle bir selam çakıp. Sen de selam çakmanın bir tık ötesinde bir takıntı gibi ama yani. Takıntı. Mesela, değil mi? Tabii tabii. Yani şey olsun istiyorum. Hani bir şarkıyı yaparsın şu anda. Moda olur o şarkı. Ve bir ay sonra, iki ay sonra unutulur ya da bir yıl sonra unutulur ya. Yani ben şeye odaklanmayı çok seviyorum. Hani o albümü dinlediğinde 10 yıl sonra da o hissi versin. Yani tek bir konu, tek bir mottosu olduğu zaman genelde... İşte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da sana o hissi verir o. Evet, sen güncele değil da. Daha şey, duyguya yani, giriyor. Evet, yani çünkü insan bir hikaye anlatıldığı zaman, küçük bir detaydan yola çıktığı zaman o ölümsüz olabiliyor. Hep çünkü hafızanda yer etmiştir ya, işte çocukluğundaki gibi. Bugün 50 yaşına da gelsin. Benim babam çok ileri yaşta şu an, hala çocukluk hikayelerini anlatır. 20 yaşında, 15 yaşında yaptıklarını. Adam yani 70 küsur yaşında şu an. Ama şey var işte, bu bir bilimsel de bir gerçek. Yani bir test var mesela, bir araştırma var. 75-80 yaşındaki insanlara 5-6 yıl önce gerçekleşen toplumsal olayları soruyorlar. Hı-hı. İşte Amerika'daki bilmem ne seçimi falan anlatıyorlar ve yanlış. Ama 20 yaşındayken yaşadığı, hı-hı, toplumsal deneyimlerin hepsi doğru abi. Evet. Oradakiler tamamen doğru kilitleniyor. Ve kafandan çıkaramayacağım, hı-hı, bir şekilde. Yani bunu... Kalt'la mı konuştuk? Yani travmaya, hı-hı, dönüşüyor muhtemelen büyük ihtimalle veya işte neyse çok yer ediyor. Hı-hı. Ve daha sonra 30-35'inden sonra yaşadığın her şey beyninde çok daha az yer kaplıyor. Yani o yüzden bence bu yaptığın yöntem bana doğru gibi geliyor. Yani ergenlikten bahseden her şeyi izlerim ve okurum. Hiç dert etmem. Yani bu şekilde bilimsel olarak bir bilgim yoktu ama hissettirmek istediğim şey aslında babamdan yola çıkarak bu. Yani dediğin gibi babam böyle... Askeri emeklisidir falan. Hep böyle o anılarını böyle güzel anlatır. Yani o işte silah kılıfı dikermiş dikim evinde falan. O anıları, arkadaşlarıyla kaynattığı zamanları falan hep anlatır yani. Ama dediğin gibi işte 5 yıl önce bir olay geçmiştir başımızdan. Yok. O hiç umurunda bile değil yani. Çok acayip oraya o kadar bağlanma. Hı. O yüzden küçük detaylardan yarattığın hikaye daha ileri yıllara böyle bir miras gibi gidebiliyor. Ama takıntı dememin sebebi biraz şey, bir röportajını izledim, kendimden de çok şey bulmakla beraber bir tık korktum da. Mesela diyorsun ki hep aynı odada büyüdüm, hala bu odadayım ve ölünce de bu odayı tutacağım. Hala odadayım yani. Nasıl oluyor? Ben her sene yaklaşık ev değiştiren bir insan olarak mesela bunu hayal etmeye çalışıyorum. Bu şey değil. Neden böyle filan, hakikaten ne hissettiğini anlamak istiyorum o odayla ilgili. Ya şöyle, aslında artık tamamen bir alışkanlık, bağımlılık gibi. Ben çünkü şu an yaşadığım evde 1989'dan, yani 1 yaşımdan beri o evde yaşıyorum. Evet. Bugün işte 32 yaşıma geldim.
hala o odada bebek beşiğim yerine yatağım var yani. Ve stüdyom var. Evet. Hep o odadayım. Ama o kadar ama ben, çok hissin içinde devam etmek yorucu değil mi ya? Yoruyor. Yani ama şöyle mesela atıyorum ben bu aralar hatta kafamda var. Yani ayrı bir eve çıkma düşüncem var mesela. Ama orayı tutarak. Yo, odam yine olduğu gibi kalacak. Tamam. Ben ayrı eve çıkacağım. Yani o şeyden ötürü işte anneyi babayı bırakamıyorum işte. Onlara birazcık daha tutkunum yani. Yani yine ben başka bir evde yaşasam 3 günümü yine annemin babamın yanında geçiririm yani. Yine çok doğal olarak da o odamda takılırım ve o odamda yine müzik yaparım. Annem babam şu anda keşke bizimki de öyle olsa. Çok, yani bir rapçiden hiç beklenmedik naiflik ya. Rapçileri kategorize etmek istemem tabii ama şeye çok güldüm abi. Ve o kadını ne yapsam konuk mu alsam falan diye düşündüm yani. Aslı Şafak diye birine çıkmışsınız. Evet. Sen, Ayben, Hayki. 3 tane sevdiğim rapçi izlemek için açtım. Kadının enerjisine inanamadım yani. Ama bilerek mi yapıyor? Çünkü feci coşkulu şey falan diyor. Hanginiz daha eski? Hmm. Söyle, sen mi daha eski, sen mi? Bu arada bu kız Ceza'nın kardeşi falan. Böyle coşkuyla bir şeyler söylüyor size. Sen mi daha eskisin, sen mi daha eskisin falan. Ama sonra abi sizi mallatıyor. Onu hissettim. Öyle bir soru soruyor ki sonra cevabını alıyor ama. Ama şey, yüzeysel biliyor. Hatta çok. Hiç araştırmadı. Yani yayından önce kulise geldiğinde işte yine aynı enerji. Ama sabah 6'da uyanmış. Siz hiç oralarda değilsiniz tabii ki. Biz böyleyiz. Dinden kalmayız. Hani ne yapıyoruz? İyi miyiz? Hazır mıyız? Her şey yolunda mı? Falan işte rap konuşacağız. Yeni şarkılar. Deyip sonra bütün program rapi anlamaya çalışmıyor. Evet, bilmiyor. O an yayında o yayını bizim ona bir şey anlattığımız evet, evet. Kurtarıyor falan. Sizden rapi öğreniyor ve bitiyor program gibi. Ve hani bütün hip hop bilgisi oluyor kadının. Sonra başka bir rapçi geliyordu belki. Ha, ama şey çok garip. Böyle o coşkunun içinde mesela bana öyle sorular sorsa çok kitlenirim. Ve sanki bilerek mi yapıyor dedim. Çünkü bazen de bir anda çok duygusal bir damara giriyor. Azınlık olmak. Hı-hı. Yani o kadar coşkuluyken oraya girince siz de ona bir can simidi gibi sarılıyorsunuz. Yani burada bir tane iyi soru var diye. Herkes her şeyi bir anda anlatmaya başlıyor. İşte kimse televizyonları çıkarmıyordu, radyolar çalmıyordu bizi diye giriyoruz oradan sonra. Evet. Ne bileyim, televizyon işte. Acayip. Ama oradaki mesela bir soru bana yol verdi. Yani Ayben'e bir soru soruyor. Ayben cevap veriyor. Sonra sen cevap veremeden soru değişiyor falan. Orada senin cevabını merak ettim aslında. Neden böyle bir rap patlaması var şu anda? Niye bu kadar popüler falan diyor. Ayben diyor ki şu anda rap üreten neredeyse herkes 15 senedir zaten rap üretiyor. Tabii. Bu kadar üretim vardı ama ana akım bizi baskılıyordu. Hiçbir yere çıkarmıyordu. Hmm. Bu yüzden rap popüler değildi diyor. Böyle mi gerçekten? Aslında şöyle bir, ya öyle bir dönem var cidden. Yani yıllar boyu sadece iki rapçi üstünden gidiyordu olay. Ceza, Sagopa. Ceza, Sagopa. Hatta işte Fuat Ergin falan. Evet. Yani hep o kartel. Evet, hep o döngüdeydi yani. Kartelde. Onun dışında bizi sadece atıyorum reklam müziğinde rap yap diye kullanılıyordu. O da çocuk ürünlerinde yani genellikle. Ya çocuk ürünü oluyordu ya da işte bir gıda falan oluyordu yani. Orada çıkıp böyle. Hüptrix falan. Ya, bisküvi falan reklamının şeyini yapıyorduk. Sadece o kadardı kullanılan rap. Bilmiyorum, herhalde yapılan müzik birazcık da çekiniyorlardı ama biz çok küfür eden, çok agresif, biraz da politik söylemleri olan rapçiler grubu olduğumuz için mesela Ceza biraz daha kontrollüydü. Evet. Hani ne yazdığını bilen, daha kontrollü. Star duruşu vardı. Vardı ama evet. Bizde yoktu. Biz kendimizi kabul ettirmek için böyle bodozlama giriyorduk. O bakımdan belki birazcık çekiniyor da olabilirlerdi. Ama işte... Ama değersizleştirme vardı hep. Vardı. Yani bu müzik mi bilmem ne. Niye böyle bir şey var? Mesela geçen gün Ezhel'in en son Melodiyen şarkısı paylaştım. Abi birkaç kişi şey yazmış. O kadar sinirlendim ki cevap da verdim tabii ki. Abi bunu nasıl dinliyorsun? Bu trap mi, blues mu, rap mi belli değil falan. Ben de şey yani niye dinlediğim şeyin ne olduğunu anlamak zorundayım. Bir kalıba sokmana gerek yok. Ve bunu böyle sanki şey gibi... abi böyle şeyler dinlemeyin. Rap dinleyin falan. Ulan yani rap'in içinde zaten
her şey yok mu yani? Her şeyi barındırır. Her müzik kültüründen beslenebilen tek müzik tarzı rap'tir. Yani Türk sanat müziğinden de, arabeskten de, blues'dan da, funk'tan da beslenebilirsin. Opera müziğini sample'larsın, üf neler olur. Evet. Yani biz sample'lama tekniğinden geldiğimiz için her müzik tarzını rap müziğe yedirebiliriz. Çıkışı zaten disco funk. Evet. Yani çıkışı disco funk, blues. Ki daha da eskilere gittiğinde işte... Gospel falan herhalde. Gospel işte şeyler varmış eskiden. Bu siyasi dönemlerde, Kara Panter dönemlerinde MC'ler varmış işte. Sokaklarda manifesto okurlarmış. O zamanlardan MC zaten şey. Master of Ceremony. Aynen, değil mi? Aynen, Master of Ceremony. Oradan gelen bir şey. O yüzden her şeyi yedirebilirsin. İstediğini söylemekte özgürsün. Ha, bu değersizleştirme çabasının içindeki veya çaba demeyeyim, eğiliminin içindeki temel motivasyonu bulamıyorum. Yani bu kostüm mü? Bu insanların küfür ediyor olması. Yani takım elbiseye bir adam çıkıp hayvan gibi rap yapsa mesela bu kitle buna okey mi olacak? Hayır, nedir? Olmazdı. Nefret ettiği şey ne yani? Ya o müziğin, o ritmin üstüne hebele hübele konuşuyorlar gibi bir kalıp vardı önceden. Mesela... Ama öyle de değil. Değil tabii ki de. Sen işte, bir tonda söylüyorsun zaten. Konuşmuyorsun ki. Ya şeyi de var. İmajını beğenmiyorlar. İşte evet. Tipini beğenmiyorlar. Yani böyle şeyler vardı. Ama işte 2015'ten sonra işte Ezhel'in Müptezel albümünün patlaması, işte Gazap'ın, işte APO'nun evet. yakaladığı ivme. Doğru, APO da patlatanlar. Ceza'nın Sus Pus şarkısı. Orada böyle hepsi birbiriyle birleşince bir anda pop sektörünün de tabii ki artık çok seri imalat ve her şeyi artık 15-20 yıldır aynı şeyleri yapmaları. Malzemeleri bitti. Malzemeleri bitti. Peki rap'i de böyle kullanıp atacaklar mı? Atacaklar. Öyle mi? Tabii. Ya ama şey, ya ben şeyi savunurum mesela. Hip hop kültürü popülerleşmemeli. Yani öyle mi? Bence. Yani onun, herkes seni dinliyorsa bir problem vardır. Yani MC'sen, hani bir MC olarak, bir hip hopçu olarak söylüyorum bunu. Söylem anlamında mı söylüyorsun? Tabii yani ideolojik tavrın, yani sonuçta birazcık hayata karşı dik başlı olmayı barındırır hip hop. Evet. O bakımdan mesela bugün yapılan, popüler olan sözde rap müzik şarkılarını ben bir hip hop janrası içine sokamıyorum. Çocuklar hip hopçudur, bilemem. Ama şu an tamamen ticari kaygılar ön planda. Anladım. O yüzden mesela ben lokal olmak beni daha mutlu ediyor. Yani herkesin beni sokakta bir rapçi olarak tanımasından çok hoşlanmam açıkçası. Çünkü zaten sokaktan besleniyorum. Sokağa çıkamayacak bir hale geldiğimde ne üreteceğim ben? Evet, o bütün sanatların çıkmazı galiba. Paramı mı anlatacağım? Yani öyle oluyor. İşte oraya bağlanıyor. O yüzden. Ama çok para kazanıp hala fakir numarası yapmak da bir tuhaf. O zaten ayrı bir mevzu. Ne anlatacak bu insanlar ya? Çok zor. Aslında anlatacak şey çok. Senin ne taraftan baktığın önemli. Neyi alıp içinde yoğurup kime bir Lego yapıp sunduğun önemli. Yani güzel hikayeler anlatmak, işte az önce de dediğim gibi uzun yıllar seni bir saygınlık. Ya paradan daha değerli bir şey saygınlık benim için. Tabii ki para kazanmak iyi bir şey. Ama çok param da olmasın yani. Çok para da başa bela be abi. Yani, anladın mı? Yani öyledir. Yani. Çünkü yani çevremdeki insanlardan şahit oldum içinde bulunduğu durumdan ötürü. Yani üretimim durur benim. Çok zengin. Üretim olursa duruyor, hayata küsüyorsun. Çünkü adam sokakta bir köşede arkadaşlarıyla takılır, bira içen adam. Evet. Şimdi o sokağa çıkıp bira içemez. Evet. Halbuki orada sokak köşesinde takılarak besleniyordu bu adam. Sadece kafasında yarattığı anılarla biraz daha stoklarını tüketebilir. Bir noktadan sonra ne anlatacaksın, ne yapacaksın? Mutlaka bir hikaye gelir ama bu sefer işi özünden kopartır diye düşünüyorum. Ama şöyle tuhaf şeyler de var. Senin de içinde olduğun, mesela popüler olup yine de sert şeyler söyleyen Susamam gibi örnekler var. Hı hı. Mesela Susamam gibi sözünü sakınmayan bir şey çıkıyor ortaya. Hı hı. O da popüler oluyor. Çünkü muhalefet de popüler aslında şu anda. Yani, tabii ki. Muhalefet yapmak zorundayız gibi. %50 gibi bir şey olduğu için, hı hı, muhalefet de çok büyük. Hı hı. İktidar da çok büyük. Dolayısıyla seni seven
30 milyon insan olması ya da 50 milyon insan olması o kadar da kötü değil belki. Nasıl kullandığınla ilgili. Ya, evet, aslında demek istediğim de o. Evet, yanlış evet. Anlatmış olabilirim. Yok, yok. O 50 milyon insan, ya 50 milyon insan seni dinliyorsa sen politik bir güçsündür. Evet. Gerçekten seni 50 milyon insan dinliyorsa git milletvekilliğine adaylığını koy. Eğer bir dünya değiştirmek istiyorsan bir denersin. Müziğinle değiştiremez yani, misin? Milletvekilliğiyle vakit kaybetmemek için. Valla değiştirmek isteyen insanlar başaramadı yani. Bob Marley başaramadı mesela. Bir şeyler değişmiştir yani. Ya. Bazı insanlar için. Belli bir zümrede bir şeyler değişmiştir. Ancak değişmiş... uyanma yaratabiliriz tabii canım değiştirmek. Ki belki biz bugüne bu vizyonla evet. gelmeyi başarmışızdır. Bu bir değişimdir. Ama işte dediğim gibi 50 milyon insanın seni dinlemesi... Yani çok ciddi bir şey değil çok. Mi? Çok şaka gibi bir şey yani. 50 milyon insan. Dinliyor mesela Ezeli galiba. Dinliyor. Ya net dinliyor. Değil mi? Bu tabii çok iyi bir şey bir anda. Ezeli dinliyorlar yani. Bu ciddi politik bir güçtür. Bunu nasıl yönlendirdiğin önemli. O yüzden yazdığın sözler işte. Evet. Yani ben mesela söz yazarken şeyi düşünüyorum. Yani bizim dinleyici yaşımız 13 ile 35 yaş arası net. Ya bu 13 ile 35 yaş arasına... Güzel hikayeler anlat ki o çocuklar da senden esinlenip güzel bir şeylere vesile olabilsinler. Evet. Ama sen bu yaş aralığındaki çocuklara şiddet, para, seksist tavırlar ya da şan, şöhret, araba anlatırsan o çocuk yanlış şeyler deneyebilir. Peki anlatanın hayatı oysa, yani kendi hayatını anlatıyorsa yine de ben yanlış örnek oluyorum diye mi düşünmek zorunda? Yani hayatı şiddetin içinde geçiyor. Uyuşturucu trafiğinin içinde geçiyor atıyorum. Ve bir hikaye anlatıyor. Tamam bunu kurmaca çatısının altında anlatıyor. Okey bir şarkı, eser bu. Ama kendi bildiği yeri anlatıyor. Mesela evet. burada ne yapacak? Sansürleyecek mi kendini? Hayır hiçbir şey yapamazsın. Anlatacak. O hakkıdır. Ben sadece kendi... Sen bir role playing'i sevmiyorsun. Aynen. Ben kendi kafamdan yola çıkarak söylüyorum bunu. Yok anlıyorum. İsteyen istediğini yapmak. Bu program şöyle değil abi zaten. Onu hep söylemek istiyorum yani. Buraya geldim ve rapçiler ne düşünüyor bakalım Türkiye'de? Yani öyle bir şey değil yani. Yok, ben de öyle sadece senin fikirlerinden bahsediyorum. Dediğim gibi tamamen benim açımdan belli bir genç kitleyi değiştirebileceğin ve şu an en popüler olan şey rap müzik. Anlatacağın bir dünya şeyi var. Deniz Derya yani. Sonra diyorsun işte gençlik kötüye gidiyor bilmem ne. Hayır abi gençlik zaten kötü durumda. Evet kötü kendini durumda. Kendini anlatan şarkıyı arayıp bulup dinlemesi kadar normal bir şey yok. Yani sen çok bunu normal. Bir elitizmle buna bir kültür dayayamazsın ki. Önce kendi hikayesiyle heyecanlanacak o 13 yaşındaki çocuk muhtemelen. İşte kendini yoğurabileceği bir kıvama sokmak da güzel bir şey. Geçiş yapmak lazım. Geçiş yapmak abi. Yani o çok teknik çok ince bir detay. O yüzden dediğim gibi adamın hayatı kötüyse... Zaten bunu kendi deşifre ediyorsa cezaevine girer bu arada yani. Ama yalan dolansa zaten bir alırlar gözaltına. Ne bırakıyorlar. Sen der? Abi ben işte ne yapacağım? Falan deyip salarlar sonra. Aramızdayız. Yani, mesela Ezel çıtır çıtır yattı yazdı sözlerinde arkasındaydı. Evet. Yattı yani. Gerçeksen gerçeksindir. Kontkar'dı 1,5 ay nezarette yattılar. Öyle mi? Tabii tabii. Kontkar, Ezel... Bunlar bir ciddi zamanlar. Çok bir ciddi bir ay hayattan kopup cezaevinde kalmak, ne bileyim ben yaşamak istemem. Ben bir kere üniversitede nezarete girdim. Kavga mavga olaylarından. Yani aşırı korkmuştum. Korktu işte. Ya yaptıkları ya bir şey de olmadı hani. Bilmediğim bir şey abi. Bir de sonunu böyle... bilmiyorsun ki. Pardon evet. diye bir film var mesela ve yani aynen. gerçekten gördüğümüz 17 yıl yatan falan adamlar var. Sonra kusura bakma kardeş falan deyip çıkan. Başına ne geleceğini bilmiyorum. Sistem yok çünkü. Ya, o bakımdan herkes kendi yağında kavrulsun. Ama onu da hani hakkıyla yapsın. Ama ya çıkıp da böyle silah patlatmak... Bam 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 sevmiyor musun ben? Abi yani ne bileyim. Ya abi hoş. Bak seni içeriden biri olarak, rap'in içinden biri olarak söylediklerini çok iyi anlıyorum. Bir rap dinleyicisi olarak... şurada biraz sinirleniyorum. Mesela gazapizm geliyor. İşte sen geliyorsun, konuşuyoruz falan. Bana o kadar çok mesaj geliyor ki. Abi sen nasıl hem gazapizmi hem kiloyu hem bilmem neyi dinliyorsun? Bunlar birbirine düşman falan. Bana ne abi? Evet. Yani birbirinden nefret eden bir sürü yönetmen var. Hepsinin filmlerini izliyoruz. Yani ben mesela seyirci olarak da bu tarafın bir parçası olmak zorunda mıyım? Hayır. Mesela Kontkar inanılmaz gömülüyor ya. Sürtüye bak diye şarkı yaptı cinsiyetçi. Evet ama...
altyapıları ben çok seviyorum abi Kont Karım. Sağlam sound. Değil mi? Çok iyi yani bir prodüksiyon. Yani kendi canlısında iyi sound. Ezhel de öyle. Gazap da kendi yani Hiza albümü çok güzel evet. Bir albüm yani. Tekno gibi bir albüm. Seninki şeyden çok heyecan veriyor bana. Mesela Abi Bilader ve Ruh gibi şarkılarda gerçekten bir Beastie Boys fanı olarak oha Türkçe Beastie Boys atmosferi yaşıyorum burada. Yani ben de mesela hep Beastie Boys'dan beslenmişimdir işte mesela Public Enemy'lerden. Çok hissediliyor. Çok tabii, güzel tabii hissediliyor. Yani, işte neyle neyi dinleyip kendini ne şekilde geliştirirsen kendine has bir tarz yarattığında böyle güzel yansıyor. Hani saydığımız hiçbir ismi birbirine benzetemeyiz müzik olarak. Hiç, evet. Ama hepsi bu işte hip hop kültürünün çatısını oluşturan temeller. Yani o soundlar, o tarzlar. Hani sadece rap müzik tek bir şey değil. Rap müzik de içinde dallara ayrılıyor. İşte bunun artık arabesk soundunda yapanlar var. Evet. İşte ne bileyim disco soundunda, funk soundunda işte ya da boom bap ya da trap, drill. Drill'e çok şu an düştüm drill ya. Mesela çok popüler bir müzik şu an. Drill, trap'i geçti şu an yani. Drill'i çok seviyorum dinlediğimde. Peki drill'i ben kafamda şöyle özetliyorum. Az enstrüman ve gerçekten vurucu bir altyapı ve sade. Bu doğru mu? Drill ne normal? Şey böyle... J1 çok seviyorum. Benim bildiğim, ilk benim dinlediğim grime stilleri, drill stilleri... Işte, Foreign Beggars diye bir grup vardı. Ha, onlar işin içinde biraz daha dubstep de koyuyordu. Aslında İngiliz janrısı vardır ya böyle İngiliz aksanı vardır evet. Böyle. J1 öyle tamam. Hani işte Skepta'lar falan işte evet, evet. Onlar zaten böyle babası. Şey böyle droplar oluyor. Evet. Böyle birazcık aksak ama böyle çok agresif tonlar. Bariton tonlar. İnsanın içini böyle... Harbi drill sansiyon, ediyor. Tabii yani. Tabii işte ADO8'lerin böyle duvarları titretmesi, basit kesici cümleler, yeni soundlar daha minimal, vokal daha ön planda. İşte vokalin mix'i de önemli. Evet daha çok önde vokal tabii, gerçekten. Tabii. Onu böyle yoğurmak falan çok teknik işler. Seninki mesela Beastie Boys'daki o şey var ya hani vokal mix'inin de biraz reverb'li olması, biraz böyle o room tone'la delay'li olması. Ben de çok seviyorum. İşte biraz daha funk tarafına ben evet. Böyle kayıyorum. İşte Anderson Paak'lar falan var. Bu aralar onları çok yükseliyorum. Anderson Paak, Mac Miller, J. Cole, işte J. Joy Badass. Bilmiyorum. O herifleri... Senden biraz faydalanacağım. Var, işte Nas mesela. Nas değil. Nas efsanedir. İşte oralardan birazcık. James Brown'dan çok özeniyorum aslında. Kim? James Brown. Yani onun funky breakleri... Onları hep James Brown çıkardı aslında. Beni onlar daha çok heyecanlandırıyor. Daha böyle funky, hip-hop beatleri, lo-fi. Lo-fi'yi ben de çok seviyorum. Onlar daha çok hoşuma Ruh'ta gidiyor. O çok güzel mesela. Yani Ruh'ta böyle hakikaten... Şimdi bir senaryo yazıyorum. Böyle her senaryomda 2-3 albüm belirliyorum. O albümlerin dışına çıkmıyorum ki yazarken hani, bu şarkı neymiş falan etkine böyle coşkun bildiğim şeyleri hep dinleyeyim falan diye. Şu anda da bunu yazarken biraz böyle suçmuş üstüne falan hep... senin şeyi dinliyorum 19T ile Made in Turkey ikisi böyle Made in Turkey daha agresif olduğum yerlerde ter falan hoşuma gidiyor böyle biraz daha cool böyle içeri girişler işte şey bölüm başları sonlarında falan Ruh'u açıyorum böyle direkt hayvan gibi yazıyorum falan dertler peşi sıra geliyor şeyde yani o böyle sendeki tekrar eden ben tekrara karşı bir zaafım var. Nedenini bilmiyorum. Nick Barsh falan gibi şeyleri çok dinliyorum. Hep aynı. Aynı slogan. Ritimle. Şey de olabilir. Lirik de olabilir. Müzikte de yani. Hep aynı şeyin tekrar etmesi arkada. Ve galiba böyle bir kalp ritmi gibi bir çalışmama sebep oluyor. Funky o işte. Groove. Funky o. Oradan mı temeli? Mesela Sorunumuz Var da oradan çok sevdiğim bir şarkı. Yani o sorunumuz var. Çok ciddi. O böyle arkada aslında akıyor ya. Aslında çok melodi güzel. Aslında o. Yani bir enstrüman gibi bir şey. Hani evet. Söylemden evet. Ziyade... Bir slogandan ziyade o bir enstrüman oluyor orada. Bir solo gibi evet, oluyor. Evet, komple bir blok şeklinde loopluyorsun aslında ama altında yeni şeyler akmaya devam ediyor. Sonra çok ciddi diye, ümitlerim zihnimi katletti diye başlıyorsun hikayeyi anlatmaya. Mesela Ruh'un sample'ı böyle pandemi zamanında böyle beatler yapmaya başlamıştım. Dedim ki her gün bir beat yapacağım. Zaten eve kapandık. Böyle bütün plaklarımı yedim bitirdim yani. Böyle plaklarımdan sample... Ayıklıyorum deli gibi işte kaç ay sürdüyse.
Hani böyle hangi plak? Bir tane böyle Compilation Soul Black Power diye bir plak vardı bende. Compilation. İçinde Etta James'ler var, işte Moody Waters'lar falan var, blues'lar falan var içinde. James Brown'lar var. Böyle çok alakasız bir şarkının 2 saniyelik bir 3 saniyelik bir bölümüydü o. Hani onu nasıl yakaladım bilmiyorum. Dın 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 dın. Çok güzel orası ya. Aa dedim bir dakika. Direkt sample'ı mı kullandın? Şey mi? Ya aslında biraz daha farklıydı. Dın 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 diye bir şeydi o. Ben onu aldım. Dın 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 dın. Aa dedim bir dakika. O sonra böyle zıt tak tak diye bir davul giriyor. Sonra işte davullarını yazdım, basslarını yazdım. Böyle bir hale, beat yaptım onu. Başladım söz yazmaya. İşte 18 yaşında Mali Green, o genç bir kardeşim Ankara'da, ona yolladım. Sonra Dapoet'e attım. Dapoet onu dedim bir aranje etsin, yani bir el atsın. Böyle trafiğini belirlesin. Çok seviyorum Dapoet'in altyapı. Dapoet candır. Kontra benim çok eski arkadaşım. Hemen hemen aynı yerde oturuyoruz. Kontra'yı ben galiba Ruh'ta hani tam olarak girdim. Yani dinlemiştim birkaç parçası ama sonra Kontra diğer işlerine de hemen bakmaya başladım. Kalemi çok iyidir Kontra'nın. Evet. Böyle eve kaynatmaya gittiğimiz zaman öyle işte biz şey olur, bir rapçinin evine gittiğin zaman o rapçi sana yeni yaptığı şarkıları açar. Sonra sen ona açarsın. Ortam falan. Çok kıskanıyorum yani. Yani o patlatır yaptığı beatleri, ben açarım yaptığım şarkıları falan. Tam öyle bir anda Ruh'un demosunu açtım. Normalde Kontra böyle çok nadir okur filmlerde o sanatlara. Filmlerde gördüğü gibi böyle hemen üstte bir şeyler yapmaya mı başladın? Şey yaptı, ya kanka ben de buna gireyim falan dedim, durduğum kabahat hadi hemen. Hemen gir falan. Elimizde de stüdyo vardı. Şeyde de şarkıda da çok iyi giriyor. Tabii. Yani zirve noktası şu an zaten Kontra'nın verse okuduğu bölüm. Bir boşa düşüyor. Tamamen o Kontra'nın yarı elektronik garip bir vokal tonu var böyle. Şarkının zirvesi zaten Kontra'nın verse. Peki o şey bir gelenek mi? Mesela çoğu şarkıda yakalıyorum ama yeni anladım ortak noktayı. O featuring girmeden önce böyle birkaç mezur mu diyeyim? Birkaç mezur öncesi böyle bir sesle giriyor. Öncesi bir işaret veriyor. Shoutout. Ne o? İşte ah filan diyor. Ha tamam girecek diyorum böyle şimdi, duydum şimdi. Yani, o çok zevkli. Hazırlanıyorsun. Ona işte shoutout derler. Yeah. Çok güzel abi. Ah filan diyor. Siktir yani. Geliyor bir şey geliyor filan. Benim de şeydir. Rah. Rah. İmzam benim rah'tır yani. Yeah. Rah diye böyle sonra başlarsın. Abi çok İnsanı gaza getiriyor. Ben böyle biraz da şeyleri de düştüm. Freestyle rap yapıp bunu stand-up'la birleştiren herifler var. Hiç baktın mı? Çok ilginç bir herife sardım işte. Chris Turner. Bahsettik bu programda daha önce ama. Chris Turner diye bir herif böyle gidiyor abi. Gösteriler yapıyor. Seyircilerden random 5 tane kelime alıyor. Ama inanılmaz random yani. İşte ne bileyim İshal de alıyor. İşte ne bileyim Rothschild ailesini de alıyor. Alakasız böyle. Hepsi birleşiyor abi. O 5 şarkıyla bir akışa giriyor ama herif büyük bir nerd galiba yani çok iyi bağlıyor hepsini birbirine. Rapinden etkileneceğini düşünmüyorum ama lirik olarak hakikaten böyle şey diyorsun. Oha freestyle nasıl böyle yapılabilir abi? Neyle besleniyorsunuz yani? Onun kralı Supernatural'dır abi. Bunları not almayayım şimdi şeyde izlerken. Supernatural. Yani, Supernatural bu işin piridir yani o konuda. Adam konser veriyor. Freestyle konser veriyor. Yani onun freestyle full. Tabii. KRS-One da öyledir. Seyirci mesela. İçin peki zor bir şey değil mi bu? Eşlik edebileceğin hiçbir şey yok. Tamamen ortada. Eğlendirici çünkü seyircilerin üstüne oynuyor hep. Ve seyirciler Rose deliriyor. Ve üstündeki tişörte bakıyor. İşte atıyorum mesela üstündeki tişörtte Guns N' Roses yazıyor. Guns N' Roses'la ilgili bir kafiye patlatıp başka bir hikayeye giriyor. Ve hep müzik çalıyor. Üst seviye müzik. Ve adam hiç durmuyor böyle. Bam 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 sadece beat değişiyor. Türkiye'de var mı böyle izleyebileceğimiz? Spade diye bir kardeş var. Spade Ankaralı. O mesela çok iyi. 2 saatlik yapar. Bir aynen. Evinde yaptığı bir şey izledim. Çok iyi. Ankaralı çok iyi. Hiç durmuyor 2 saat bu. Tabii mükemmel bir çocuktur Spade. Yani o bir gün freestyle yapar. Abi çok güzel bir kafa bu ya. Şey Sercan da öyledir. Sercan da çok iyi freestyle yapar. YouTube'da birkaç şeyini gördüm. İşte. Sercan Freestyle King 2'nin şampiyonuydu işte. Sercan deyince böyle önce Ezel. Abi çok var çok free ya. Rapçiysen, MC'ysen freestyle yapacaksın. Öyle mi? Yapacaksın abi. Yani doğaçlama yapman lazım.
Peki senin gibi insanlar için zor olmuyor ve de benim gibi. Yani sen diyorsun ya, kamufle ismini almamın sebebi de zaten utangaçlığımdan, hı-hı, oradan yok olma isteğimden, hı-hı, kaynaklanıyor. Hı-hı. Ve bu kadar iki uç değil mi bu ya? Yani çok uç. Nasıl oluyor? İşte o hip hop kırdı o utangaçlığımı. Şimdi, hı-hı, öyle çok utangaç bir adam değilim. Bazı yerlere gittiğinde tabii o utangaçlık ya da böyle çekinme anı hissi oluyor ama beni o utangaçlıktan, içine kapanıklıktan kurtaran şey hip hop'tu. Çünkü insanlarla böyle çocukken çok rahat diyalog kuramazdım. Sadece futbol oynardım ya da basketbol oynardım. İşimi görürdüm, eve giderdim. Yani tamamen öyleydi. Abi futbolla çok benzemiyor mu ya? Gerçekten dün onu düşündüm. Yani rap'in bu kadar sokağın içinden çıkması çok aynı geliyor. Yani hani kutup olayı ezip top yapabiliyorsun ya. Yani evet, bunda evet, da evet, herhangi bir enstrüman öyle yok. Gir abi, gir yani. Çok doğru. Yani şöyle vur şuraya, ritim olsun, gir abi üstüne. Ya o yüzden de hani bu varoştan yayılma hikayesinin sebebi herhalde bu gereksinim yok. Evet. His gerekiyor sadece. His gerekiyor. Yeni arabesk şu an rap. Evet. Yani yeni arabesk. Ve bu çok rap iyi bence. Çünkü bence dertlerini de daha net anlatıyor. Yani, hı-hı, sorununu çok hızlı sana, hı-hı, anlatıyor. Bu diyor yani. Okey, anlıyorsun sen de seyirci olarak ve halk olarak, hı-hı, o kesimin neyle ilgili derdi olduğunu. Belki değersizleştirmenin sebebi de olabilir. Çünkü sanat hep elitlerin elinde olmak zorunda gibi davranan insanlar var, evet, ya. Evet, olmamalı. Ki tersi bence. Herkesin elinde olmalı. Yani istediğini herkes söylediği zaman bir anlamı, evet, oluyor. Ama değersizleştirme kısmını anlıyorum. Yani bilerek yaptıklarını. Abi biz sen nasıl 2015'te Yok Artık 2'nin jeneriğinin müziğini senden aldık. Hı hı. Sittin seneyle açılıyordu. Sittin sene. Yok Artık 2. Yani o zaman hiç tanışmamış olmamız. Çünkü tam 15 Temmuz dönemiydi. Gala yapamadık bilmem ne. İlk defa bir şarkım bir sinema filminde çaldı. Filmi izledin mi? İzledim. İşte diyorum ya, berber sahnesiyle, berber sahnesiyle başlıyor. Evet. Hatırlıyorum yani. Bir de ben dizide oynadım abi. Abi onu hiç girmeyeyim dedim. Çünkü baktım yani biraz. Rap yaptığım, yani aslında bir televizyonda böyle rap yaptığım, aynen. Orada sana zaten freestyle'da da onun lafını sokuyor biri. Oynadığın dizi tabii, bile tabii tutmadı lan diye. Evet. O onun şey değil mi? Tabii. Başka yok ki zaten. İlk ve son oyunculuk deneyim. Ya tamamen şans. MySpace vardı. Evet. MySpace'e ben böyle bir şarkım vardı, hiç başarı yok diye. Yıl 2009. 2010. Hiç başarı yok, şarkı autotune'lu. Vay. O zaman autotune var. Yani sadece T-Pain yapıyor onu. Bir de Lil Wayne yapıyor yani. Niye bu kadar geç ulaştı bize? Vcoder diyorlardı o zaman. Autotune demiyorlardı. Vcoder. Şer falan yapıyordu çünkü onu. Abi şey albüm var. Pardon, Mucuk'ta hemen çıkacağım ama o albüm sample telif yüzünden mi Spotify'a gelemiyor? SoundCloud'da bulduğum enstrümantal volüm, evet, 1 müthiş bir albüm o. Evet. Niye yani, yok? Şey, işte bir sürü sample var tabii içinde. Tabii. Durmuş Çiğdemler, Cem Karacalar, Nil Buraklar. Evet, ama ben o SoundCloud linkini bir noktada kaybedeceğim. Hani onun daha fiziksel bir yolu... Ben sana direkt mail atayım abi. Abi atsana. Seti direkt atıyorum. Abi olur, bu programa bayılıyorum. Lost Sohbet benim için inanılmaz bir yer oldu. SoundCloud'da da o hikaye de şöyle. İyi Aile Çocuğu diye bir beat var o enstrümantalin içinde. İyi Aile Çocuğu diye bir enstrümantal var. Tamam yani ben şey yapayım, tamam, okey. Yeşilçam Sound'u çok var zaten. Evet, başı evet, öyle zaten. Aynen, yani konsepti de oydu aslında. Evet. İyi Aile Çocuğu diye bir enstrümantal yaptım. Normalde böyle o zamanlar SoundCloud'u açtım. Hani beatleri orada yaparım. Orada biriktiririm, durur. İşte daha o zamanlar popülerdi SoundCloud. Yani yurt çok dışından popülerdi, beat prodüktörlük yapabiliyordun yurt dışındaki bir rapçiye falan. O olaylara girmiştim. Böyle ufak underground rapçiler işte, ne bileyim, Hollanda'dan, işte Los Angeles'tan, Almanya'dan, hmm, böyle küçük rapçilere beatler satıyordum. Freelance iş yapıyordum. Aynen, beat istiyorlardı. Hani yolluyordum falan. O enstrümantali koyduktan sonra SoundCloud o enstrümantali ana sayfasına koymuş. Oha. Yani şaşırdım. Ama çok iyi bir 45 dakika falan galiba değil mi? Daha mı uzun? Set 45 dakika ama, hı, ilk ben tek tek beat 2 dakika 3 dakikalık bölümlerini yayınladım. Ben seti açıyorum, çalışıyorum üstüne. Yani. Sonra toparladım, bir set haline getirdim onları işte. Bora Başkan kapağını yaptı falan, ha, böyle çok tatlı bir hale getirdim. SoundCloud'um 45 bin oldu. Herhalde Türkiye'de en çok takipçi benimdir SoundCloud'da yani. Bir anda ana sayfada böyle iyi Aile Çocuğu beat'i bayağı böyle mesajlar... Peki o zaman bir şey var mıydı etkileşim? Abi çok iyi mesajlaşma. Yurt dışından çoktu.
Yani dinleyen, beat yapan çocuklar falan da SoundCloud'dan mesaj atıyordu. Çok iyi falan, çok beğeniyorlardı. Zaten ondan sonra DJ'liğe başladım. Yani hiç DJ'lik yapma planım yoktu kafamda. İşte arka odada, binada ufak ufak setler çalmaya başladım. Şimdi artık plak çalıyorum yani böyle plak DJ'liği belli zamanlarda yapıyorum. Keşke olsa yine de binada. Çok eğlenceli oluyor binada set çalmak. İşte o enstrümental yürüdü gitti. Şimdi yenisini hazırlıyorum. O volüm 2'si yok ama orada değil mi şu anda? Yok, volüm 1 sadece. Şimdi 2'yi yapıyorum. O da daha böyle tamamen synth pop ama yine Yeşilçam dokuları. Çok iyi. Ama sample almayacağım. Bu sefer enstrüman çaldıracağız işte arkadaşlarıma falan. İşte orada çaldırdığın bir şey yok senin değil mi? Yok. On tamamen plak sample'ları ya da işte YouTube'dan bulduğum şarkıların üstüne yaptım. Davullarını yazıp, basslarını, synth'lerini yazdım. Editler onlar. Telif yüzünden koyamadım. Tahmin ettim. Ama yani Ekşi'den bulmuştum o linki. Hı hı. Ve bookmarklarımda duruyor yani dinliyorum ama kesin bir noktada unutacağım. Hani Spotify'da işaretleyebiliyorsun falan ya. Hı hı. Mail at. Ben sana bütün enstrümentalleri atarım. Bir de onun dışında girmeyenler yani koymadıklarım da vardı. Of eyvah. Şimdi bir de ekstralar dün var. Dün attığın şarkı da çok iyi bu arada. O daha yapım aşamasında, güzel olacak o. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok acayip ayrıcalıklı bir yani sevdiğim insanlar darlayıp sohbet üstüne yayınlanmamış şarkılarını falan dinliyorum. Çok tuhaf bir dünyada yaşıyorum. Oturum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen de yayınlanmamış filmlerin varsa var. Kitapçıklar var çok. Çekmediğim bir sürü kitapçık lazım bana. Bana şu kitapçık olayını bir anlatın. Abi çok teşekkür ederim. Ne kadar oldu? Bir saat mi? Oha. Çok teşekkür ederim. Soracağım bir sürü şey vardı yani. Ben de konuşsam konuşurdum yani. Son bir şey sorup kapatabilir miyim? Kurgu yapan arkadaşlara soracağım gözlerimle. Biz bağlayacağız. Bu fit kısmı nasıl çalışıyor abi? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü iki tane çok ciddi müzisyen var. Birleşiyorsun, tek bir şarkı yapıyorsun. Hı-hı. Senin albümdeki bir fit ise beatine, liriğine ne kadar karışıyorsun? Yani o adam girdiği zaman hı-hı, kendi coşkusuyla giriyor ya. Hı-hı. Mesela Sürçü Lisan'daki hı-hı, Ezel'in çok çok iyi bir blok o. Hı-hı. Yani onu sen mi yazıyorsun? Yok, Ezel de bunu dinleyip ben bunu yaptım diyor. Birleşiyor mu? O çok yok, merak ettiğim bir süreç. Mesela Sürçü Lisan düeti için ben Ankara'ya gittim. Tamam. Sabah 4.30-5'e kadar şarkıyla uğraştık. Beraber uğraşıyorsunuz. Tabii sözlerini yazıyoruz. Ya yani beat'i yaptık biz. Da Poet yaptı altyapıyı. Tamam. Ben altyapıyı aldım buradan. Altyapının işte wow versiyonunu alıp Ankara'ya gittim. Sercan'la beraber oturduk. Üstüne sözlerini yazdık. Okey. Çok gerçekten Sercan'ın orada kısa oldu ama. Sercan'ın orada kaydını aldım. Sonra ben İstanbul'a götürdüm kaydı. Sonra ben devam ettim. Devamı peki getirdim. Orada böyle bir ego çarpışması oluyor mu yani? Ya biz ama biz Ezel'le yani 12-13 yıllık evet, arkadaşız evet, biz çocuk. Oralara giremedik abi. 8'e bayılıyorum. Hı-hı. Orada 15 rapçi falan var herhalde. Bunların hepsiyle çocukluk arkadaşı. Amur Piyancı, Ezel, Keyşan, ben, Red. Evet. Yani 8-2'de yoksun ama. 8-2'de yokum. Albümde varım ama 8-2'de yokum. Biz çok eski arkadaşız. Yani çok gezdik. Bütün Türkiye'yi gezmişizdir. 40 şehir gezmişizdir beraber. Her partide, her konserde, her zaman beraberdik. Aynı evde yattık. Aynı yumurtaya ekmek bandık. Yani o dönemlerden geldik hep. Abi kültür böyle gelişiyor zaten. Tek başına oturup ne yapabilirsin ki? Feat olayı da aslında temelini anlatayım. Yani feat atacağım kişi benim için yani kendi şahsımca söylüyorum. Benim tanıdığım arkadaşım olmalı. Hmm. Müzik yapan. Tamamlayan biri olmalı yani. Tabii ki. Yani onun müziğini bileceğim. Benim müziğime kanalize olduğunu anlayacağım. Ona göre yani mesela Can Kazaz, Breş Demirel, Kamufle düeti mesela. Hani evet çok güzel. Can Kazaz'ın müziğini severim ki Can Kazaz da eski beatmaker'dır, rapçidir. Öyle MySpace mi? Zamanından tanışırız Can Kazaz'la. Aa, bilmiyorum. Yani öyle bir geçmişi de var. Deniz Tekin'le olan şarkı da çok iyi. Deniz Tekin tamamen dinleyicisiydim. Coverlarını dinliyordum. Mesaj attım. O da meğersem beni dinliyormuş. Çok güzel olmuş. Abi dedi seve seve falan. Direkt bir anda oldu o şarkı yani. Fujitora. İşte ne bileyim işte anlattığımız gibi Ezel diyordu. Yani benim arkadaşım olmalı. Müziğini bilmem lazım. Yani Da Poet. Yani Da Poet'le şarkı yapalım diyelim sadece. O hayale daldım diye şarkı çıkıyor sonra işte. Yani öyle şeyler. Çok ilham verici bir süreç o yani. Keşke bizim disiplinimizde de olsa böyle girip hemen çok yoğun. Biz onu Melikşah'la, Berrak'la falan işte hı-hı, film sürecine yaptık ama yine de bir yıla yayılıyor. Daha konsantre bir işin içinde olmayı isterdim çok yani. Yani bir de güzel anıları oluyor. Yani evet.
şey, unutulmayacak anı. 70 yaşına geldiğinde de tabii işte canım, o günleri güzel yad edebiliyorsun. Güzel izler bırakıyorsun arkanda. Şimdi mesela o çocuklar bugün bambaşka bir boyut atlattı Türkiye'de müziğe. Yani hepiniz, hepiniz yani. Çorbada tuzumuz oldu hepimizin aslında. Bayağı büyük var. O videoyu izleyince anlıyorsun zaten. 8'i açınca. Oha burada kimler var ve şu anda işte o kutu kolayı ezen video yani. Herkes buluşmuş bir tarlada rap yapıyor yani. Şu anda herkes star veya işte daha blues, daha böyle kompleks türlere kaymış ama herkes müzisyen şu anda. Ya o adamlar o günün bir gün öncesinde o kadar insan bir evde kalıyordu. Ya o şarkıyı bir evde abi kaydettik. Abi kadraja zor sığıyor insanlar. Eve nasıl? Bir evde kaydettik. Yani Anıl'ın evindeydik. Anıl Piyancı'nın evinde kaydettik. Hepimiz bir yerde yattık. Yani bulduğumuz köşede yattık. Sabah uyandık. Karşıyaka'dan Bostanlı'ya yürüye yürüye çektik. Çok iyi. Yani öyle. Çok teşekkür ederim ya. Hakikaten daha artık laps laps'ta konuşuruz. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok isterim. Yani ben dediğim gibi çok tanışmayı istiyordum zaten seninle. Çok sağ ol. Arkadaş değiliz. Tam, onu söyleyeyim. Evet, sürekli değiliz. Her yeni arkadaşım zannediyorsunuz. Ondan da sıkıldı. Arkadaşlarını alıyor. Arkadaşlarını alıyor. O şeydendir herhalde, beraber film yaptığınız arkadaşlarınızla beraber birkaç yani bölüm çektiğin için. Bizim sektörden insanlar yani. Evet, evet, sektördür. Niyeyse kusarak bitirdim. Ben de senin gibi bir yayın yapmayı düşünüyorum. Abi yap ya. Arkadaşlarımla yayın yapacağım ben de. Sadece arkadaşlarım çağırma. Sadece üf. Hiç sonu gelmez. O 8'le başladı mı zaten? Oo, ben gidiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.